Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte bana göre dünyanın en güzel oyun konsolu olan Nintendo Switch'i inceliyoruz. Bakın, dünyanın en güzel oyun konsolu dedim, en iyisi veya en güçlüsü demedim. Nedeni ise her yerde, her zaman oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evde, sokakta, uçakta, arabada, arkadaşlarınızla beraber tek başınıza İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde oyun oynayabiliyorsunuz. Bu alet aslında tablet büyüklüğünde bir cihaz. Yanında da iki tane kontrolcüsü var. Dışarıda istediğiniz zaman bu aletle oyun oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda televizyonunuza bağlayıp görüntüyü tabletten televizyona yansıtarak televizyonda da normal konsollar gibi oyun oynayabiliyorsunuz. Hani diyebilirsiniz ki zaten telefonda da dışarıda oyun oynayabiliyoruz ama bunun farkı yüksek grafikli oyunları bile oynayabiliyorsunuz. Yani resmen cebinizde bir bilgisayar taşıyorsunuz ki bu efsane bir şey ama fiyat konusuna birazdan geleceğiz. Yüksek grafikli doğru düzgün bir oyun oynamak istiyorsanız bu alette 60 Euro'yu gözden çıkarmanız gerekiyor. Yani bilgisayarda çok ucuza oynayabileceğiniz oyunları bu alette 60 Euro'ya oynayabiliyorsunuz. Ama dedim ya, taşınabilir sonuçta. Ürünü çok bilmeyen arkadaşlar varsa internetten araştırabilir, hakkında bir sürü kaynak bulabilirler. O zaman isterseniz sözü daha fazla uzatmadan kutu açılımımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim ürünümüzün kutu açılımına. Bu arada parmağımı kestim kutuyu açarken, evet. O yüzden bu videoda böyle idare edeceksiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yanında FIFA 18 aldım. Futbol oyunu bilen arkadaşlar biliyordur. Bunun da videosu ayrı. Şimdi kutumuza geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi gayet şık. Şu resimde gördüğünüz şey, Switch'i takıyorsunuz ve televizyona yansıtıyor görüntüyü. Gerçekten güzel, büyük ekranda oynayabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi burada Nintendo yazıyor. Burada da Joy-Con dediğimiz kontrolcülerin çıkarılabildiğini gösteren bir resim koymuşlar. Kutumuz bu şekilde, gayet şık, gayet sade ve açıkçası PlayStation kutusuna göre de çok daha küçük. Şöyle 2 karış civarı bir şey. Şimdi kutumuzu şuradan bir açalım. Şu şekilde. Evet. Böyle Nintendo Switch dediğimiz alet aslında tamamıyla bu. Şöyle gördüğünüz gibi çıkartalım. Aletimiz bu. Yani bir tablet büyüklüğünde ama arkadaşlar gerçekten ağır ve kalın, yani o toplu hissettiriyor konsol ağırlığında ama tablet büyüklüğünde. Zaten bunun olayı taşınabilir olması. Şöyle aletimizi kenara koyacağım. Şimdi asıl olaya gelelim. Şöyle Joy-Con dediğimiz 2 tane alet var. Şöyle çıkartalım. Gördüğünüz gibi bir tanesi bu. Diğeri şu şekilde. Diğeri de bu. 2 tane Joy-Con'umuz var arkadaşlar. Bunlarla tabletin kontrolünü yapacağız. Tuşların basma hissiyatına bir bakalım. Evet, şimdi karşılaştırma yapmak amaçlı şöyle göstereceğim. Bende Gamesur'un gamepad'i var. Kanalımda incelemesini de bulabilirsiniz. Bunun arkadaşlar tuşa basma hissiyatı. Şöyle dinletim size. Bunda böyle daha çok daha kaliteli bir yapı var ama bunda sanki bir böyle daha, nasıl söylesem size, daha oyuncak gibi ama ağır, yani onu da söyleyeyim. Ama tabi taşınabilir bir oyun konsolu sonuçta bu. Şunu şu şekilde, şu ikisini kenara bırakalım ve kutumuzu şöyle kaldıralım. Burada da gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Evet, karşımıza direkt Nintendo Switch'in böyle bir kullanım kılavuzu çıktı. Ama kullanma basit, yani kullanım kılavuzuna ihtiyacınız olmaz. Şöyle arkadaşlar kablolarına bir bakalım. HDMI kablosu var. Dediğim gibi bunu televizyona, büyük bir ekrana bağlayabiliyorsunuz. O yüzden adamlar HDMI kablosu koymuş ve kablo kalınlığı, kalitesi falan güzel duruyor şimdilik. Bunu da bir kenara koyalım. Evet, Switch'imizi şarj etmemiz için gerekli olan alete gelelim şimdi. Yine ucu Türkiye'de kullanabileceğiniz gibi, çünkü ürün Almanya'dan geldi. Başka bir ülkeden alsaydınız kullanamayabilirdiniz. Yalnız burası biraz kaba diyeceğim. Sonuçta hem el konsolu hem ev konsolu bu. Şimdi şurada şöyle gamepad misali bir aletimiz var. Bunu şu şekilde göstereyim. 2 tane Joy-Con'u alıyorsunuz. Bir tanesini buraya takıyorsunuz. Diğerini de şu şekilde şuraya takıyorsunuz ve direkt ışıkları yandı zaten ve Bu size bir gamepad oluyor. Karşınıza Switch'inizi de böyle koyduğunuz zaman oynayabiliyorsunuz. Yani gerçekten mükemmel bir alet. Bunu da bir kenara koyacağım. Şöyle arkadaşlar, şunları da gösterelim. Bunlar da Joy-Con'ları tekli kullanacağınız zaman, yani arkadaşlarınızla beraber oyun oynamak istediğiniz zaman kullanacağınız aletler. Hatta bunu da bir deneyelim sizler için. Bir tane Joy-Con'umuzu alalım şuradan. Çıkarttık. Ve şöyle eksi olan yere şu şekilde taktık arkadaşlar ve bu artık tek başına bir gamepad haline geldi. Bunu bu şekilde gördüğünüz gibi üstte de düğmeleri var ve şurasında da ışıkları yanıyor yine. Bunu da bu şekilde tek başına gamepad olarak kullanıp arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Hatta FIFA'da da yine tableti koyuyorsunuz. İki kişi, her biriniz bir tane kontrolleri alarak beraber arkadaşlarınızla futbol maçı yapabiliyorsunuz ve bunu dışarıda da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi çok mükemmel bir alet. Hatta bu Joy-Con dediğimiz aletlerin içinde de hareket sensörü var. Her türlü böyle hareketli oyunları da oynayabiliyorsunuz. Bunu da bir kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar, en önemli parçalardan biri olan cihazı televizyona bağlamamız için gerekli olan alete geldik. Kutumuzda da hiçbir şey kalmadı. Yollayalım şöyle. Şunu da şu şekilde açalım son olarak. Yine aynı şekilde bir pakete sarmışlar. Ne kadar çok sarmışlar. Evet. Gördüğünüz gibi bu alet. Bu aletin içine Nintendo Switch'inizi alıp şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şöyle yan taraftan da gösterelim. Yalnız arkadaşlar, bunu yerleştirirken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü çoğu kişi bunu yerleştirirken çizilme yaşamış. Gördüğünüz gibi ekranını vurup çizebilirsiniz yani. Bakın şu şekilde yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde çıkarıyorsunuz. Gayet basit. Arkasını gösterelim. Bakın şu şekilde burası açılıyor ve buraya HDMI kablolarını, güç kablolarını takarak Nintendo Switch'inizi büyük bir ekrana yansıtabiliyorsunuz. Şuraya da ışık koymuşlar. Şöyle bir ev konsoluna dönüşüyor. Şimdi şunu da bir geçelim. Nintendo Switch'imizi artık açalım diyorum. Şöyle şu Joy-Con'ları da takacağız. O yüzden çıkarıyorum buradan bu şekilde. Şunu bir kenarına, şunu da diğer kenarına takacağız. Şu şekilde cihazımızı açtık. Şu anda parlaklığı kısık. Ekran biraz yansıma yapıyor parlaklığından dolayı. Evet, gördüğünüz gibi Joy-Con'ların direkt ışığı yandı ve titreşim verdiler. Şöyle takalım. Şöyle arkasında bulunan stand var bir tane. Bu standı açıyorsunuz. Burada da bu arada hafıza kartı takma yeri var. Cihazınızı koyuyorsunuz buraya. Şunları da çıkartıyorsunuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi uzaktan da aynı şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Ben şu an tamamıyla uzaktan kontrol edebiliyorum. Hatta şöyle sizin için bir parlaklığını da arttırayım ya şöyle. Heh. Bakın şu an daha iyi oldu. Şöyle standı kapatıp göstereceğim. İstediğim gibi kontrol ettirebiliyorum. Gayet güzel. Şimdi şuna da şu şekilde takıp göstereceğim aynı şekilde. Gördüğünüz gibi taktım. Ve artık bunu da gamepad gibi kontrol edebiliyorsunuz. Şöyle eShop'a girelim. Buradan oyun satın alabiliyorsunuz. Direkt Furkan diye oluşturdum Mario'lu bir şey. It's me, Mario. Zaten bilenler biliyordur, genelde Mario'lu falan bir cihaz bu. Gördüğünüz gibi burada bu şekilde bir sürü oyunu var arkadaşlar. Yani baya bir sürü oyunu var, hatta aşağı iniyor. 800'ün üzerinde oyunu var, daha da çıkmaya devam ediyor. Şimdi şunu da bir kenara koyalım. Deneme amaçlı arkadaşlar FIFA 18'in kutusunu açacağım. Hem sizlere de bir göstermiş olurum. Tabi bu FIFA 18'in oynanışı ayrı bir videoda gelecek. Bu arada kutu tam Switch büyüklüğünde. Gördüğünüz gibi tam aynı boyuttalar. Şunu da bir açalım ki hem kutulu oyun nasılmış görmüş olun. Şöyle kestik. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim, oyunlar gerçekten çok pahalı ya. Hani adam akıllı bir oyun almak isteseniz, hele ki Türkiye'den 300 lira kutulu olarak 300 liraya alıyorsunuz. Ve kutuyu şöyle göstereceğim. İçinde bunun hiçbir... Açalım, bu abi. Verdiğiniz 300 lira bu. Burada kod falan yazıyor olabilir online için. Her neyse, bakacağız. Şu şekilde koymuşlar. Ve verdiğiniz arkadaşlar 300 lira şu. Bu. Bu karta veriyorsunuz arkadaşlar bütün parayı. Cihazın kendisi 32 GB. Bu kartın içindeki oyun şu anda 12 GB. Hatta isterseniz de jelatinle açmışken bir oyunu deneyelim. Öyle çok FIFA oynayan birisi değilim. Futbol oyunlarıyla pek aram yoktur ama yine de bir denemek istiyorum. Sonuçta taşınabilir bir konsol bu arkadaşlar. Dışarıda FIFA 18 oynamak da fena olmazdı yani. Şöyle taktık. Şunu da takalım. Evet. Takalım bakalım kartımızı ne kadar sürede okuyacak. Şuraya kartı takıyorsunuz. Şu şekilde sanırsam. Taktığım gibi geldi oyun yani. Bayağı hızlı geldi. Gördüğünüz gibi kutulu oyunumuzu da bu şekilde tanıtmış olduk. Şimdi oyunu açmayacağım arkadaşlar. Onu da diğer videomuzda inceleyeceğiz. Nintendo Switch'in çok güzel oyunları var. Hatta böyle hareket sensörleriyle de oynayabileceğiniz Bantu Switch adında çok güzel oyunu var. Onları da farklı bir videoda inceleyeceğiz. Şimdi isterseniz videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce şöyle bir fiyat konusuna değinmek istiyorum. Ürün şu anda resmi olarak Türkiye'de yok arkadaşlar. Zaten ben de Almanya'dan aldım. Tabii Türkiye'de kar amaçlı satan bazı firmalar var ama onların fiyatları gerçekten çok pahalı. Hani arkadaşlar sonuçta bu aleti dışarıda taşıyabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıp elinizde de oynayabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanışlı ve çok eğlenceli ama fiyat konusunda çok pahalı ki öyle çok dışarıda oyun oynamam diyorsanız gidip PlayStation 4 Pro almanız daha mantıklı olacaktır. Hem de oyunları daha ucuz. Bu arada takipte kalın. Çok güzel hareket sensörüyle oynanabilen oyunları var bunun. Beraber sizlerle birlikte hepsini deneyeceğiz. FIFA 18'de dediğim gibi diğer videomuzda gelecek. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşça kalın.